Arkadaşlar benim takipçilerim bana çok iğrenç bir şey attılar. Bilgi Adam Reis YouTube kanalında benim çocuğum için bir şeyler söyledi. Bilin ne? Ben bu adamı bu zamana kadar yani birbirimize sallardık ama yani genelde hep şakasınaydı. Genelde art niyet yoğdu. Genelde o bana bir şeyler söylerdi, ben ona bir şeyler söylerdim. Aslında çok büyük hata yaptım ki ben bunu ilk ben tanıştırdım sosyal medyaya. Ve ben aradım uyarayım. Yani dedim yani şu testo Taylan şu yapıyor, ne yapıyor? Çok aman anam nedir yaptığı testonun. Biraz şoktum ama yine de acıdım kendine. İstedim biraz para kazansın. İstedim bilin durumu vahimdir. Özgür Gerçe bile mahkeme davayı şey etti bile kazandı bile parasını alamadı. Hatta Özgür bile acıdı. O zaman Özgür'le konuşurdum. Acıdı bile ya. Özgür bile istedi ona para yollasın. Yani acıdık kendine. Acıdık kendine. Ama her şeyin bir limiti var. Her şeyin bir sınırı vardır. Şimdi bilmiyorum bu Barzo raconu biliyorsa ama biz de aileleri özellikle çocukları işin içine karıştırırsan olay çok pis olur. Şimdi ben size bunu okuyacağım. Zaten paylaştım YouTube'da o haber şeyinde, feed şeyinde. Ben size okuyayım bunu. Reis, Cenk'in oğlu çok beyaz. Pasif olma ihtimali var mı? Bir çocuk beyaz olunca pasif mi olur? Bu zamanlarda beyaz olmak suç oldu galiba. Batı'da da öyle. Beyazsan iyi değil. Malum body sporuyla uğraşır, gençlik zamanlarda olsan form zamanlarda yer miydin lan baba? Lan Pinco gülüşür yazdı. Gençlik zamanında aramda olsam o azbanlık, abazanlıkta boşluğa düşüp yerdim okey. Küçük çocuktan bahsediyorum. Küçük bir ergen bir çocuktan bahsediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Beyaz tüysüz olmak zorunda. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. O Cenk Avele'ye söyleyin. Çocuğa testo falan bassın. Çocuk pasiflenmiş, bembeyaz, testo hormonu olan bir insan bu kadar beyaz ve tüysüz olmaz. Okey. Kendisi kara ve gıllı. Tam bir goril. Dikkat edersen hareketlerine kızca ileride travma olur. Kestirmem bilmem. Yani bedal yararak. Bir şey söyleyeyim. Hasan seni bir dakikada mahveder. 30 saniyede seni darmadağın eder. Seni darmadağın eder. Yani
bir gördün BJJ'leri veya MMA'ciler neler yapabilir? Hasan Bilgi adamı 30 saniyenin içinde imdat imdat diye bağırır. Yemin ederim size. Yemin ederim size. Hasan Bilgi adamı çok ters çevirir. Sen kimsin lan pis sapık? Sen kimsin lan pis sapık? Etmez ki küçük kız çocuklara da bir de küçük erkek çocuklara da mı şey yapıyorsun? Utanman be yarrak. Utanman. Bu arada yakında büyük bir bomba geliyor Bilgi adamın hakkında. Söylemeyeceğim size, bir sürpriz kalsın. Ama çok büyük hata yaptın. İnsanın ailesiyle, özellikle çocukların hakkında konuşamam. Baba olanlar anlarlar beni. Sen baba olmadın veya hiçbir zaman olmayacaksın. Sadece sapığın tekisin. Sapığın tekisin. Ve şimdi tebrik ediyorum seni. Türkiye'nin en ünlü pedofili oldun. Hayırlısı olsun senin için.